Azerbaycan ordusu Karabağ'daki savaşta 2900 şehit verdi. Daha önce 2895 olarak açıklanan şehit sayısı bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2900'e ulaştı. Ve bugün ulusal kanal olarak o şehitlerden birinin ailesini ziyaret ederek kahraman şehidimizin hayat hikayesini konuşacağız. Şahmar Kemalettinoğlu Guliyev 1991 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde doğdu. 1997 yılında okula giden Şahmar çocukluğundan beri dövüş sanatlarına ve askerliğe ilgi duyuyordu. Bu ilgi Şahmar'ı 8. sınıftan askeri okula götürdü ve Haydar Aliyev Yüksek Askeri Okulu'na girdi. Profesyonel bir askeri hayata giren Şahmar Guliyev 2020 yılında yüzbaşı rütbesine yükseldi. Aynı yıl yüzbaşı Şahmar Guliyev ana vatanın bölünmezliği uğruna bir mücadeleye atıldı. 44 günlük Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinden beri savaş alanında kahramanlık gösteren Şahmar Guliyev, savaşın ilk günlerinde en kanlı çatışmaların merkezinde Suqovuşan bölgesinde şehit oldu. Çatışmada yaralanan Şahmar Guliyev, komutanını savaş alanında yalnız bırakmadı ve omuzlarında hastaneye kadar taşıdı. Ermeniler için bir kabusa dönüşen Şahmar 28 Eylül'de bir Ermeni keskin nişancısının attığı kurşunla şehit oldu. Huzur içinde yatsın. Şahmar'ın bir çocuğu var, Kemalettin. Küçük Kemal babasının şehit olduğunu bilmiyor ama uzakta olduğunu söylüyor. Benim babam Azerbaycan'dır söyleyen Kemal aslında haklı. Şehit Şahmar Guliyev bugün Azerbaycan'dır. Bizleriz. Hepimiz bugün Şahmarız. Azerbaycan uğruna canını vermiş, şehitlik zirvesine yükselmiş Şahmar'ın kanı bugün bizim bastığımız toprağa karışmıştır. Şahmar'ın babası oğlundan bahsederken gözyaşlarını tutamıyordu. Çok zordu bir baba için şehit oğlu hakkında konuşmak. Sadece vatan sağ olsun söyleyebildim. Şehit Şahmar Guliyev 44 günlük Karabağ Savaşı'nda gösterdiği büyük kahramanlıktan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından vatan uğruna madalyası ve 3. derece vatana hizmet nişanı ile ödüllendirildi. Genç yaşta şehitliğin zirvesine yükselen Şahmar Guliyev vatanı için yaşadı, vatanı için savaştı ve kahramancasına şehit oldu. Ebeveynleri babası Kemalettin Bey, annesi Sekine Anne fazla konuşamadılar ve konuştukça kader onları boğuyordu. Bir yangın ki ciğer ciğer kavurur, bir yangın ki kardeş kardeş vurur, belki kalbim bir bayrak kalır. Eşi Gülnare Hanım da ağlayarak konuşuyordu ve Şahmar'la ilgili o günlerin hatıralarını bizlerle paylaştı. Şahmar'ın ölümünden sonra saçları beyazlayan bu genç hanımın tek tesellisi oğlu Kemal oldu. Şehidin tek evladı olan küçük Kemal'ı yetiştirmek, eğitmek ve Kemal'ın hem babası hem annesi olmak. Şimdi genç annenin önündeki asıl görev bu. Zor olacak ama başarması lazım. Tüm şehit eşleri gibi Gülnare Hanım da güçlü olmalı. Şehit Şahmar Guliyev oğluna çok bağlıydı. Küçük Kemal'le birlikte vakit geçirmeyi seviyordu ve onun geleceğiyle ilgili çok hayali vardı. Küçük Kemal hala babasını beklemekte ve babasını her yerde ve herkeste görmektedir. Babasına Azerbaycan diyor. Gör annem, gör ki kalbim bir mezarda. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler vurulduklarında değil, unutulduklarında ölürler. Bu yüzden bugün ulusal kanal olarak kahraman şehidimizin hayat hikayesini sizlerle paylaştık. Şehitlerin unutulmamasını istiyoruz. Kardeş ülke Türkiye'de yıllardır şehitler veriyor. Onların ruhu bizim için de çok değerlidir. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin.
Azerbaycan gündemini böylelikle noktalayalım. Yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.